bir başka tarafına bakacağız işin. Sevgili Erdoğdu, paralar var. Paralar veriliyor. Bir yerden talimat geliyor. 20 milyon dolardan 110 milyon dolara kadar aralarında bölüşüyorlar. Ve bu paraları ödüyorlar. Bavullarla, belki zırhlı arabalarla, belki ayakkabı kutularıyla. Fakat anladığım kadarıyla bunlar da kendi paralarını kullanmıyorlar galiba. Bu paralar nereden geliyor? Şimdi bu paralar nereden geliyor? Bu da zaten delillendirilmiş bir durum. Bu paralar başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere kamu ihalelerinde dönen rüşvet paralarından ve halkımızın parası. Paranın kaynağı halk. Paranın bunlara ödenmesini, talimatını veren Başbakan, Ulaştırma Bakanı oğlu ve damadı. İddianamenin iddiasına göre söylüyorum. Bu şirketler bu paralarla kendi kurdukları bir fiktif şirket üzerinden, ama sahibi bu talimatları veren olmak üzere bir işlem yapılıyor. Bunu da nasıl iddianameden okuyoruz? Mesela diyor ki, şimdi bir iş adamından, bu tabii bu iş adamların iddianamede olduğu için ve ben halkın vekili olduğum için isimlerini söylemek zorundayım. Bunları kişisel algılamasınlar. Evet. Bana halkın bu hesabı sormam için yetki verdi. Şimdi bakın, burada Mehmet Cengiz ile İbrahim Çeçen arasında bir konuşma geçiyor ve İbrahim Çeçen'den de para isteniyor. O tabii küfürlü şeyler var, söyleyemiyorum onu. Ama lütfen. Şeyde diyor ki en sonunda İbrahim Çeçen. Ha sanki niye bana, benim havaalanım yok, bana fatura versin. Şimdi konuşmanın başına da baktığımızda bütün bu şeylerin toplanan 100 milyon dolar, 115 milyon dolar, 100 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar rakamların belirli ihaleler karşılığı verildiği anlaşılıyor. Bildiğiniz üzere İbrahim Çeçen de IC grubu da ihaleye girmişti. TAV grubu girdi, IC girdi, Makyol girdi. Bir de bu dörtlü ortaklık, Cengiz, Mapa, Kolin, Kalyon ortaklığı girdi. Bu dörtlü ortaklık aldı. Şimdi burada İbrahim Çeçen bu havalimanı ihalesini kastederek diyor ki, sanki niye bana, benim havaalanım yok, bana fatura versin diyor. Yani ona da fatura kesmiş, sen de bu kadar ödeyeceksin. Salma değil mi? Salma. Şimdi bu iş adamlarına da yazık. Bakın, keşke bu işte bu ahlaksız sistem herkesi kendi içine sokuyor. Şimdi adamlara salma salıyorsun. Bu adamlar da bu parayı çıkarabilmek için bir de ihaleyi fesat karıştırmanın içine sokuyorsun. Ya böyle bir şeye gerek var mı? Sen ahlaklı, temiz yap ihaleni. Bu adamlar girsin, en iyi fiyattan alsın. Sen sonra git bu adamdan vergi al. Sonra da meşru olarak halka hizmetini yap. Niye bu kadar illegallik var? Ben şimdi soruyu sorarken şeyi kastetmiştim. Kendi şirketlerinin kasasındaki parayı mı veriyorlar, yoksa bunlar da mı acaba bir devlet bankasından kredi alıp veriyorlar bu havuza parayı? Ha, şimdi oraya geleyim. Bunu merak ettim ben. Şimdi şöyle bir şey. İlk etapta tabii ki parayı kendi şirketlerinden çıkarıyorlar. Hatta kredilerden çıkarıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi bu şirketler kredi almak için, çünkü daha ihaleler verilmemiş, daha hak edişlerin bir kısmı ödenmemiş, geçmişten gelenler var ama geçmişte de ödeme yapmışlar zaten bu adamlar. Zaten iddianamede geçiyor diyor, 5 senedir diyor para ödüyorum, anam ağladı diyor mesela bir iş adamı. Şimdi bu yeni rüşvet şeyinin Sabah ve ATV'ye para verilebilmesi için de ihaleler verilmiş ama daha ihaleler yola çıkmadığı için, hak edişler bilmem ne ödenmediği için paraya ihtiyaç var. Bunu nasıl çözüyorlar? Bunu iki yöntemle çözüyorlar. Bir, Ziraat Bankası ve Arap Türk Bankası'na kredi başvurusu yapıyorlar. Hı, işte bunu merak ediyorum. Ziraat Bankası ve Arap Türk Bankası'na kredi başvurusunda tabii bu Arap Türk Bankası'nın işi biraz karışık ama Ziraat Bankası üzerinden anlatayım. Kamu Bankası. Hı. Orada da bir genel müdür yardımcısıyla iletişim kuruyorlar. Bu genel müdür yardımcısının ismini vermiyorum. Bürokrat diye, ama iddianamede konuşmaları da var bu şeyin, genel müdür yardımcısının, ve genel müdürle konuşuyorlar. Şimdi orada bir sürü eksiklik çıkıyor kredide. Nasıl verecekler? Bunu yapabilmek için de birbirlerinin şirketlerinden birbirlerine sahte satışlar gösteriyorlar. Aslında öyle bir satış yok. Mesela üçümüzün şirketi var. Ben şirketimi size %20'sini satmış gösteriyorum. Siz alırken onu kredi gösteriyorsunuz. İşte Uğur Bey size satmış gösteriyor. Tekrar bana birbirlerine şirket satışı şeklinde. Ya şimdi şöyle bir şey vardır. 1 milyon 2 milyon dolardan konuşmuyoruz. 100 milyon doların şirketten çıkabilmesi demek ciddi bir sıkıntı demek. Hatta iddianamedeki konuşmalarda şunu söylüyor. Ya diyor, ben bunu nasıl yapacağım? Hani 1 milyon değil, 2 milyon değil, 100 milyon lira nasıl çıkaracağım diyor ben bu parayı diyor. Bunun bayağı bir sıkıntısını çekiyorlar. Sonra böyle bir yöntem bulunuyor. Yönteminde Limak çalışanı, yani Limak çalışanı var. Diğer şirketin çalışanı hatırlamıyorum ama her ikisi de eski maliyeci olan, maliye müfettişi olan bir şeyleriyle, yöneticileriyle konuşuyorlar şirketin. Bir de vergi meselesi var tabii bunun çıktığınızda. Hatta şöyle söylüyor, diyor ki
2 yıl sonra geri almak üzere yapalım diyor. Ama o diyor bu sefer bize maliyeciler sorar. Kardeşim niye aynı fiyattan aldın, aynı fiyattan sattın diye. Şöyle açıklarız diye. Yani iş, suçun içinde bir sürü suç da çıkıyor. Mesela burada ne suçu çıkıyor karşımıza? Vergi suçu çıkıyor. Hatırlıyorsanız bu Doğan Medya'ya da 3,5 milyar, 4,5 milyar lira vergi bu yüzden kesilmişti. Tam şirket. Matruşka yani. Evet. Suç içinden suç çıkıyor. Suç bir kara para aklama var burada. Şimdi bu mekanizma neyi gösteriyor? Rüşvet parasını aklama mekanizmasını da gösteriyor. Yani sadece ihaleye fesat karıştırma, işte emniyeti suistimal değil. İç içe bir sürü suç silsilesi gerçekleşiyor. Ve Ziraat Bankası ile Arap Türk Bankası'ndan kredi alınması için de sahte şirket satışları gösteriliyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra paranın ödenmesi kısmında sorun çıkıyor aralarında. Nasıl ödenecek diye. Bu sefer yeni iki tane şey bulunuyor. Bir banka havalesi sistemi, ikincisi de nakit olarak paranın taşınması, ama paranın nakit taşınmasında da ciddi sorunlar çıkıyor. Şu belgeler vardı ya, resimli belgeler, onu bir hazırlarsa arkadaşlar orada görünüyor. Zırhlı minibüsler kiralanıyor. Zırhlı yani bu ama mafya filmi izler gibiymiş. Evet yani tabii hayatın şeyine hiç kimse paralel alınmasın. Buradaki şirketler de üstüne alınmasın. Mafya filmi alınacak kısmı alınsınlar. Şimdi şöyle bir şey var. İş yapmak için ahlaksızlık yapmak zorunda değiller. Binlerce şirket var Türkiye'de. Bu işlere girmediği için personelinin maaşını ödemeyen, iflas eden, zorluklar çekilen, yurt dışına açılarak ayakta durmaya çalışan binlerce şirket var. Yani ben bu ilk siyasileri suçluyorum. Bu işin müsebbibi başbakandır. Yani bu ahlaksız sistemi kuran, bu şirketlerin sahibi de kusura bakmasınlar, onlara dik başta onurlu durup bu işlere girmeyebilirlerdi. İstediğiniz görüntüler bunlar mı? Evet, şimdi bakın burada o işte Cengiz Holding'in binası önüne zırhlı minibüs çekiliyor. Onu büyük önemli, evet. Evet, bu zırhlı minibüsün de bu şeyi izlemeyi yapan polisler tarafından şeyler görüntüleniyor. Daha sonra o zırhlı minibüs trafikte takip ediliyor. Ve bu zırhlı minibüs içerisindeki paralar daha sonra Aktif Bank üzerinden Aktif Bank'a götürülüyor, Aktif Bank'a veriliyor. Orada da o görüntüler de var. Bir sonraki görüntüye de geçebilirsek orada da göreceksiniz zaten. O Aktif Bank'a nakit paralar teslim ediliyor. İşte şu alttaki resimde gördüğünüz şekilde. O çantaların içinde paralar var. Olduğu şüphesi var daha doğrusu, onu öyle söyleyeyim. Evet. Bankaya yatırılıyor. Bir diğer yöntem de bankadan havale yöntemiyle gelmesi. Tabii havale yöntemiyle gelince de hem kambiyo mevzuatına hem de kara para mevzuatına göre bir sürü sorun çıkıyor. Albarak Atürk Genel Müdürü, onun adını söylemeyeyim ama hazineden de tanıdığım biridir, eski bankalar yeminli murakabı. Onlarla konuşmalar tapelere yansıyor. Bu sırada işin içine Abdullah Tivnikli giriyor. Abdullah Tivnikli'nin konuşmaları yine tapelerde var. Latif Topbaş'ın adı geçiyor. Abdullah Tivnikli'yi nereden hatırlıyoruz? Abdullah Tivnikli de şuradan atıyoruz. Telekom özelleştirilmesinin kilit adamıdır Abdullah Tivnikli. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah kim? Abdullah kim? Evet, becerikli Abdullah diye becerikli sürekli Abdullah haberleri çıkan Abdullah Tivnikli. Roman dizisi vardı becerikli. Evet, Telekom'da, Kuveyt Türk'te asıl Halk Bankası'nda bir kredi dosyası var. Halk Bankası'nda bir yolsuzluk var. O da bu soruşturmanın içinde ama iddianamesi daha çıkmadı. Bunu çok öncesinden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yolsuzluğu da ortaya koymuştuk. Yani Abdullah Bey nerede ararsan orada çıkıyor karşımıza. Yani ne yazık hemen ki durum böyle. Şimdi evet, şöyle bir şey. Bunlar olurken kimse utanmıyorsa ben anlatırken utanmayacağım. Çünkü gerçekten bazen düşünüyorum yani nasıl ifade edebilirim? Benim halkımın parası, yine söylüyorum. Benim halkımın parası ve söyleyeceğim. Telekom özelleştirmesinde onlarca iç içe geçmiş yolsuzluk var. Onu başka bir programda anlatacağım. Yani anlatmalıyız. Çünkü o Telekom Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu. Bu Halk Bankası meselesi var. Tivnikli şey. Tivnikli de bu işin içerisinde. Ve paralar toplanıp bu havuza doğru aktarılmaya başlıyor. Ama o telefon konuşmalarından anladığımız bir tane havuz yok. Onlarca havuz var. Demek ki bu havuzların boşaldığı bir de deniz var. Yani bu sadece sabah ATV havuzundan bahsediyoruz biz. Yani paralel bir sürü havuzlar şimdi var. Şimdi bir hocama sorayım isterseniz. Bir yandaş iş adamı bir havuza bir saatte 110 milyon dolar koyarsa bir başka yandaş iş adamı 10 dakikada 20 milyon dolar koyarsa bu havuzu boşaltmak için kaç başbakan lazım? Kaç siyasetçi lazım ve kaç saatte çözülür? Ama doğru soruyu ben yine Matruşka'dan sorayım hocam. İsterseniz bu soruya da cevap verebilirsiniz ama asıl soru bu. Şimdi gelecek. Evet. Asıl soru. Bu havuz paraları netice itibariyle
bir yerlerden çıkacak. Çünkü tapeleri ben de okudum. O iş adamlarından biri diyor ki, evet ne yapalım verdik ama çok çalışacağız, çok çalışacağız. Bu milletin bilmem nesine bilmem ne yapacağız, koyacağız. Böylece çıkaracağız paraları diyor. Bu paralar nasıl çıkacak, nereden çıkacak, kim ödeyecek bu paraları hocam? Şimdi o zaman paranın izini bir takip edelim. Buyurun. Sabah ATV en son çalığa satılırken para nereden çıktı? 750 milyon doları kamu bankalarından çıktı. Kredi. Kredinin teminatı bu kurumlar. Peki şimdi çalık grubundan ayrılacak. Havuza devredilecek. Peki havuza katkıda yapanlar ne yapıyor? Hülle yaparak durumu farklı gösteriyorlar ama aslında krediler yine bankacılık sisteminden galiba özellikle de kamu bankalarından çıkıyor. Kamu bankalarından çıkan bu para kamu bankalarına geri dönecek. Bu sefer bu fedakarlık karşı alınan ihalelerin finansmanı için katlana katlana büyüyerek yine kamu bankalarından kredi olarak aynı kesimlere dönecek. En sonunda o kredileri halk ödemek zorunda kalacak. Ama tur attıkça katlana katlana büyüyecek. Nasıl ödeyeceğiz? Bize teminat mı gönderecekler? Atasözümüz var. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Şimdi vatandaşımız ne olup bittiğini bilmiyor. Bu konuların üstü örtülmeye çalışılıyor. Vatandaşın ne olup bittiğini anlaması istenmiyor. Alt tarafı bir gazete el değiştirecekse bunun çok açık şeffaf şekilde yapabilirsin. Bin türlü yolu var. Ama en olmayacak kulağı tersten göstererek yapıyorlar. Bir amaçları var. Ve de hep krediyle dönüyor. Galiba bankacılık sektörümüzün başında kara bulutlar yeniden dolaşıyor. Ama hocam fatura... gerçekten bu kadar çok havuz varsa bu sadece bir tanesi. Bir tanesi ne kadar para, ne kadar kredi. Aykut Bey'e güveniriz. O kadar çok havuz varsa demek ki o kadar çok kredi vardır. Gerçekten kara bulutlar var galiba ortada. Basit bir şey söyleyeyim. Birileri elini cebine sokmadan, öz kaynak şartı aranmadan krediyle bir şeyler alıyor. Fedakarlık gibi daha büyük krediler alıyor, ihaleler alıyor. O ihalelerin hepsinde hazine garantisi var. Bu demektir ki hem hazine garantisi hem bankaların mağduriyeti eninde sonunda vatandaşa çıkacak. Şimdi bir dakika. İlk çalık alırken 750 milyon dolar mıydı? Bakın, lira mıydı? Basit bir örnek bankalarından aldı. Bir örnek vereceğim. Şimdi bunlar devlet bankalarından oluyorlar. Onu ödüyorlar. Bakın, basit bir örnek. Kimsenin cebinden para harcadığı yok aslında. Değil mi? Onlar için yok, halk adına var. Aykut Bey pas geçti. Burada ATV Sabah'ın ilginç bir hikayesi daha var. Önce AKP iktidara geldiğinde TMSF ATV Sabah'ı Ciner grubuna sattı. Dinç Bilgi'nin bir ifadesi gerekçe gösterilerek onlardan geri alındı. İlk satış 452 milyon dolara yapılmıştı. TMSF bir değer biçti. Tek başına ihaleye Çalık katıldı ve aldı. Ama nasıl ödeyeceği bilinmiyor. Çalık sadece para var. 1.1 milyarlar. Para bulunamadı. 750'si kamu bankalarından, bir kısmı Orta Doğu'dan, Katar'dan sanıyorum, oradan bulundu bir fondan. İşlem gerçekleşti. Hukuken Çalık görünüyor ama Çalık hiçbir müdahil olamadı. Yayın çizgisine karışamadı. Hep iktidar kendi gazetesiymiş gibi kullandı. Yani sanki bir kamu görevi yaptı burada. Çünkü baştan söyledim. Bu Amerikan merkezli bir operasyon, Ergenekon operasyonunun bir ayağıydı. Yandaş medya oluşturma ayağıydı. Size başka bir benzetme daha yapacağım. Hocam, 2 dakikamız kaldı bu bölümde. Hemen çok özetle yapalım. Ziraat Bankası'ndan da kredi isteniyor. 750 milyon dolar için. Ziraat Bankası yönetimi diyor ki, bizi yüce divana götürür bu, kusura bakmayın. Ya istifamızı kabul edin ya bu krediyi bizden istemeyin. Yerinizde kalın diyorlar. Ziraat olmayınca vakfın kapısını çalıyorlar. Bu 750 de öyle denkleşiyor. Şimdi burada bir operasyon var. Medyada olacaklar karartma için. Vatandaşı yönlendirmek için. Belli ki medya artık vatandaşa bilgi aktarmak için değil, vatandaşı uyutmak için kullanılıyor. Faturasını vatandaşın ödeyeceği bir takım hesaplar yapılıyor. Gerçekler herkesin gözünden uzak tutulmaya çalışıyor. Netice itibariyle bu paralar bizim doğalgaz, elektrik, su faturalarından, cep telefonlarından, ev telefonlarından, ekmekten, peynirden, öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Enflasyon da bir çeşit vergidir. Haksız bir vergidir. Bu hesaplar enflasyon olarak vatandaşın yaşam standartını çökertecek. Anladım. Peki, yani enflasyonu çekecek, vatandaşı vuracak hükümet. Başka çaresi yok. Aynen öyle. Peki efendim, ikinci bölümde Matruşka'nın ikinci bölümünde 3. havaalanının çok ilginç noktalarıyla ve belgeleriyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.